Arkadaşlar merhaba. Bugün kimyasal bitkilerimiz etkileşim kavramında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu geçen hafta hatırlıyorsanız polarlık, apolarlık, moleküllerin polarlık, apolarlık kavramından bahsetmiştik. Bunların da kendi arasında kuvvetler olarak ayrıldığını söyledik. Ve bizim için de kalıcı dipol dediğimiz polar moleküller arasında ayrı, indiklenmiş dipol dediğimiz veya anlık geçici dipoller dediğimizde apolar moleküller ve soy gazlarda olduğunu söylemiştik. Geçen derste aldığımız kısım arkadaşlar. Şimdi bu söylediğimizi biz geçen derste söyledik dediğim gibi. İfadelerini aldığımızda bir, dedik ki dipol-dipol etkileşimi olarak aldığımızda arkadaşlar bizim için şu, polar moleküllerin bir kısmının kısmı pozitif, bir kısmının kısmı negatif olduğunu biliyoruz dedik. Bunların birinin pozitif, birinin negatif yükü arasında meydana gelen etkileşim bizim için dipol-dipol yani iki tane polar molekül arasındaki etkileşim demek. Bir molekülün kısmı negatif kısmıyla diğerinin arkadaşlar kısmı pozitif arasında karşılıklı olarak uyguladığı bir kuvvetimiz var. Yine aynı şekilde buna biz karşılıklı çekim kuvveti dediğimiz için elektrostatik çekme kuvvetidir diyoruz. Artı ile eksi arasında meydana gelen çekim. Artı ile artının birbirini itmesi elektrostatik itme kuvveti olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da biz polar moleküller arasında meydana gelen etkileşimin dipol-dipol etkileşimi olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Birinin, daha doğrusu iki polar molekülü zıt kutupları arasında meydana gelen etkileşim elektrostatik çekim kuvveti. Aynı yükler arasında meydana gelen etkileşim bizim için arkadaşlar elektrostatik itme kuvveti olarak tanımlanır. Burada biz dipol-dipol etkileşimi diyoruz. Şimdi dipol-dipol bağları bizim için arkadaşlar ilk önce şunu söyleyelim. Van der Waals etkileşimi geçen ders söylemiştik. London etkileşimleri dipol-dipol, iyon-dipol, iyon-yüklenmiş dipol şeklinde olan bağ türlerimizdi arkadaşlar. Bunların içerisinde dipol-dipol bağları güçlü etkileşimlerden daha zayıf bağlardır. Az üstünde zayıf etkileşim. Dipol-dipol etkileşimleri polar moleküller arasında gerçekleşir ve polar molekülleri birbiri içerisinde çözümlü olaylarını kolaylaştırır. Şöyle bir kuralımız var. Bu her zaman geçerli değil ama genel itibariyle benzer benzeri çözer ilkesine dayanarak arkadaşlar. Diyoruz ki benzer benzeri çözer ilkesine dayanarak polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözülür. Su bizim için arkadaşlar oksijen tarafı kısmı negatif, suyun hidrojen tarafı kısmı pozitif. Polar molekülün pozitif kısmıyla negatif kısmı arasında meydana gelen etkileşim dipol-dipol kuvveti olarak tanımlanan etkileşim. Polar moleküller arasında meydana gelen etkileşim dipol-dipol etkileşimi olarak tanımlanmış olur arkadaşlar. Bizim için. Mesela H2S ve HF ikisi de polar molekül. Bunlar bizim için arkadaşlar hatırlıyorsanız Lewis yapısını çizmiştik. S tarafı kısmi negatif, hidrojen tarafı kısmi pozitif arkadaşlar. Eksi ile artı arasında meydana gelen etkileşim bizim için dipol-dipol kuvvetidir. Yani buradan şu sonuca ulaşıyoruz. Karşılıklı olarak ister polar moleküller birbiriyle farklı, istersek polar moleküller birbiriyle aynı olsun arkadaşlar. Yani dipol-dipol olması için aynı polar molekül olmasına gerek yok. Farklı farklı polar moleküller arasında zıt kutuplar arasında meydana gelen çekim kuvveti, elektrostatik çekim kuvveti demiştik. Buna da biz dipol-dipol kuvveti diyoruz arkadaşlar. İki polar molekül arasında meydana gelen etkileşim, birinin negatif kutbuyla diğerinin pozitif kutbu arasındaki etkileşim dipol-dipol etkileşimdir. Amonyak bizim için arkadaşlar NH3 yapısı. Şurası çıkmamış ama. Şöyle. Amonyak molekülünde arkadaşlar NH3 dediğimiz yapıda demiştik ki merkez atomda elektron varsa bizim için yapı polardır. Azot elektronların çekim gücü daha fazla olduğu için kısmi negatiftir. Geçen ders bunları tek tek yapmıştık arkadaşlar. Kısmi negatifti. Hidrojen tarafı kısmi pozitif. Hidroklorik asitte HCl'de arkadaşlar
Klor tarafı elektronları daha güçlü çektiği için klorun bulunduğu taraf kısmi negatif, hidrojenin bulunduğu taraf kısmi pozitiftir. Birinin artı yüküyle diğerinin eksi yükü arasında meydana gelen etkileşim dipol-dipol etkileşimdir arkadaşlar. İki polar molekülü zıt kutupları arasında meydana gelen çekim kuvveti dipol-dipol etkileşimi şeklinde tanımlanır arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Dipol-dipol etkileşimi için polar moleküllerin aynı olma şartı yok. Herhangi iki polar molekül arasında zıt kutupların uyguladığı çekim gücü dipol-dipol etkileşim olarak tanımlanmış olabilir. Bizim için temel mantık bu. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar polar molekül dediğimiz, hani geçen de söylemiştim ya, birazcık bu sene ezber mantığıyla gitmeye çalışıyoruz. Bunların nasıl çizildiği, 12. sınıfta molekül geometrisi dediğimiz bir kısım var. Orada anlatacağız. Ama şöyle bir şey söylemiştim anlatırken. Eğer yapıda azot varsa, eğer yapıda fosfor varsa, eğer yapıda oksijen, kükürt varsa, bizim için bu yapılar kesinlikle polarlar arkadaşlar. Geçen derste bunların hepsini söylemiştik tek tek. Bu sadece bir tekrar niteliğinde söylenmiş oldu arkadaşlar. Azot varsa, fosfor varsa, bizim için oksijen varsa, kükürt varsa, yapın içerisinde arkadaşlar. Klor, hidrojen, klor, oksijen varsa bu yapılar bizim için polar moleküldür. Yani bu sene hani molekülün kendisini ezberlemek yerine azot, fosfor, kükürt, oksijen yapıda varsa polardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek vermiş vatandaş. Örnekten önce bir şeyimiz var mı? Yok. Şöyle yapalım. Örnek vermiş. Diyor ki yukarıdaki değerlendirme gel. Hidroklorik asit vermiş. Biraz önce söylemiştik. Klorun elektron çekme gücü hidrojene göre daha fazla olduğu için bağ tarafı kısmi negatif olarak klora, bağ tarafı kısmi pozitif olarak da hidrojene alır. O zaman klor tarafı kısmi negatif, hidrojen tarafı kısmi pozitif. Klor tarafı kısmi negatif, hidrojen tarafı kısmi pozitif şeklinde bunları alabiliriz. Yine söylüyorum. Artı ve eksi olması elektron çekme gücüne, elektron negatifliğe bağlı arkadaşlar. Elektron negatifliği klorda daha büyük olduğu için kısmi negatif, hidrojenle kısmi pozitif şeklinde almış oluruz arkadaşlar. Şimdi bir numaralı bağ bizim için. İki tane molekülün, dikkat ederseniz arkadaşlar, hatta onu şöyle göstereyim. Şunları sileyim. Şimdi burada da şöyle alayım arkadaşlar. Hidroklorik asit bir molekülümüz. Hidroklorik asit bir molekülümüz. Hidroklorik asit bir molekülümüz. 1 ve 3 nolu bağlarımız arkadaşlar. 1 ve 3 nolu bağlarımız. İki molekül arasındaki bağlar. Yani fiziksel bağlar. Yani zayıf etkileşim. İki molekül arasındaki bağlar zayıf etkileşim. İki atom arasındaki bağlar güçlü etkileşim. Hatta geçen derste şöyle bir şey söylemiştim. Aklınızda kalsın arkadaşlar. Bakın bir de şekli çizmiş. Bir daha görün diye sileceğim arkadaşlar. Bakın. Demiştim ki geçen derste de size bir şekli verdim. Eğer bağ nokta 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 şeklinde gösteriliyor ise zayıf etkileşim. Çizgi halinde gösteriliyorsa güçlü etkileşim. O zaman bakın anlayacağımız iki tane kavram. Bir, İki molekül arasında olduğu için 1 ve 3 fiziksel veya nokta nokta şeklinde gösterildiği için fiziksel. İki numaralı bağ çizgi halinde gösterildiği için bağ kimyasaldır. Yani fiziksel bağ bizim için veya diğer bir ifadeyle biz buna ne diyorduk? Zayıf etkileşim. Kimyasal bağ da ne diyorduk? Güçlü etkileşim. Şimdi buna göre, 2 numaralı bağ güçlü etkileşimdir, doğru. 1 ve 3 numaralı bağlar dipol-dipoldür. 2 tane polar molekülü, artı ve eksi kutup arasındaki meydana gelen çekim gücü, doğru. Hidroklorik asitteki klorun hidrojene göre elektronegatifliği daha fazla olduğundan
kısmi negatif değişmeli. Biraz önceki açıkladığımız yapı tamamen bunun üzerine arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, eğer iki molekül verildiyse nokta nokta şeklinde gösteriliyorsa zayıf etkileşim, çizgi halinde gösteriliyorsa güçlü etkileşim veya iki molekül arasındaki bağ gösteriliyorsa zayıf, iki atom arasında çizgiyle gösteriliyorsa güçlü etkileşim şeklinde tanımlanmış olur. Onu da şöyle açıklamış, bakalım açıklamasına. İki numaralı bağ atomlar arasında gerçekleştiği için polar kovalent bağları güçlü etkileşimdir. Bir ve üç numaralı bağlar moleküller arasında gerçekleştiği için dipol-dipol etkileşimdir. Doğru. Klor 7A grubunda bulunup elektronegatifte hidrojene göre daha fazla olduğu için o yüzden hidroklorinesi kısmi negatif deriz. Bizim için doğru. Proton sayılarıyla ilgili bir bilgi vermiş mi? Şuradan arkadaşlar 7A grubunda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dipol, dipol etkileşimi dediğimiz kavram da bizim için bu arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki vatandaş hidroklorinesi ile nokta nokta molekül arasında dipol dipol etkileşimi olmuş. Dedik ki arkadaş biz dipol dipol etkileşiminden bahsediyorsak polar molekül arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. O zaman iki polar molekül arasında olması gerekir. Peki polar molekül hangileridir dediğimizde hatırlayın. Eğer yapıda oksijen varsa kesinlikle polarla dönmüştür. Oksijen varsa kesinlikle polardır. O zaman 3'ün olmadığı seçenekleri sıralım. 2. Eğer karbon yapısına demiştik ki hatırlayın bunu 2 hafta üst üste defalarca çizdim bizim için önemli olduğu için her anlattığımda birazcık başa dönerek eklenmiştik. Eğer burada karbona bağlı gruplar şeklindeyse yani 4 grup aynıysa yapının apolar olduğunu söyledi. Burada hidrojen yazdık, flor yazdık, klor yazdık, brom yazdık arkadaşlar geçen dersimizde. Dolayısıyla da karbona bağlı 4 grup birbiriyle aynıysa yapı apolardır. Peki biz dipol dipol için ne arıyoruz dedik? Polar. O zaman ikincisi olamaz arkadaşlar. CF4 dediğimiz yapıda X'in yerine flor yazılmış arkadaşlar. Sadece yapı apolardır. O zaman ikinin olduğu seçeneklerde bizim için cevap olamaz. Şimdi iman cümlelerini sallayacak mıyız? Tabii ki hayır. Demiştik ki eğer bağlı olan gruplardan herhangi biri, ikisi, üçü farklıysa X, Y, X, X gibi düşün. Yani şuradaki CH3, F gibi. CH3, F gibi arkadaşlar. Dolayısıyla da herhangi biri değişiyorsa bu yapı bizim için artık polar yapıdır ve polar moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi gerçekleşir arkadaşlar. O zaman biz dipol-dipol etkileşiminden bahsedebilmek için diyoruz ki iki tane polar molekül arasında olması gerekir. O yüzden defalarca geçen hafta da söyledim arkadaşlar. Anlattığımız yerler hani bazı arkadaşlar şey diyebilir. Ya dönüyoruz dönüyoruz tekrar aynı şeyleri, dönüyoruz dönüyoruz tekrar aynı şeyleri anlatıyoruz. Burada molekülleri öğrendiğiniz zaman mesela şunu bir önceki anlattığımız dersi öğrenen arkadaşlar şıp diye cevap verecektir. Niye? Oksijen var, polar direkt aldı. CF4, 4 grup aynı polar direkt sildi. Mesela örnek söylüyorum. 3 seçeneği hemen götürdüm. Eğer 4 gruptan herhangi birinin farklı olması durumunda da arkadaşlar bizim için ya bu polardır deriz. Şöyle almış olalım. Buradaki olay da bizim için. Diyoruz ki çözümünde de şöyle vermiş. Yine çözümünde de beraber bakmış olalım arkadaşlar. HCl'nin elektronegatifliği daha fazla olduğundan hidroklorik asit tarafında biri pozitif biri negatif yüklüdür. O zaman polar özellik vardır. Aşağıdaki verilenlerden polar olanları seçilmelidir diyor. Klor elektronegatifliği daha büyük olduğu için yani bir tanesi farklı olduğu için ya bu polar özellik kazanır. Klorların çekim kuvvetleri birbirine eşit olduğu için yapı apolar da demiştik arkadaşlar bizim için. OF2 dediğimiz yapıda da molekül bizim için neydi? Polar yapılıydı arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ve 3 bizim için cevabı olarak alınır arkadaşlar. O yüzden bir maddenin başka bir madde içerisinde çözülmesi benzer benzeri çözer ilkesine
olan olan içerisinde, ap olan ap olan içerisinde çözülür. Bunu etkileyen faktörün bir tanesi dipol-dipol etkileşimi. O zaman diyoruz ki zayıf etkileşimlerden dipol-dipol etkileşimi iki polar molekül arasında zıt yüklü kutuplarla meydana gelen elektrostatik çekim kuvvetidir. Bu zıt kutupları bir araya gelerek oluşturuluyor. Bağ yapısı da zayıf etkileşim yapısına da dipol-dipol etkileşimi diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuz bizim için şunu veriyor. Diyor ki kalıcı dipollik varmış. Olay şu arkadaşlar. Bir daha anlatalım hemen bunu. Kalıcı ve geçici dipollik. Kalıcı dipollik polar moleküller arasında görülenmiş. Yani ortamda kısmi pozitif, kısmi negatif. Yani polar bir molekül varsa. Hani demiştik ya, azot varsa, fosfor varsa, kükürt varsa, oksijen varsa, HX şeklinde olan yapılar varsa. Bunlar bizim için arkadaşlar polar moleküller. Eğer yapıda polar molekül varsa kalıcı dipol. Eğer yapı apolar ise çarpışma anında meydana gelen etkileşim demiştik geçen de hatırlayın. O zaman da yapı bizim için geçici dipolleri oluşturuyor. Yani bize kalıcı dipolleri soruyorsa diyor ki sana verdiğim 5 tane yapıdan hangileri polardır? 1. Merkez atomda boşta elektron varsa polardır. 2. Merkez atomda boşta elektron yok ve gruplar aynı ise yapı apolardır. H2 apolardır. Azot varsa bizim için polardır. HCl, HX şeklinde yazılan yapı polardır arkadaşlar. Yani bundan önceki söylediğimiz bilgiler öğrenilirse aklımızda o bilgileri yer edersek arkadaşlar sorunun çözümü çok çok basit hale gelir. Dolayısıyla burada bizim için tekrar ifade etmek istiyorum. CO2 yapısında merkez atomda boşta elektron yok. Bunu anlatırken de söylemiştim. Boşta elektron olup olmaması her zaman önemli değil. Hani şu yapı gibi söyleyelim. Şu yapı polar mı polar mı? Polar mı polar mı? Aynen karbondioksite benzer. Merkez atomda boşta elektron var mı? Yok. O zaman apolar mıydı? Bunu demek için de ikinci kuralımız şuydu arkadaşlar. İki grubun da aynı olması lazım. İki grup aynı olmadığına göre bu yapı bizim için nedir? Apolar. Ama burada oksijenler aynı olduğu için bu yapı apolardır. Dolayısıyla da bizim için polar yapılar arıyoruz demektir. 1, 4 ve 5'teki yapılar. Yapıda oksijen varsa, dediğim gibi ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Buradaki örnekte olduğu gibi ama şunları da söyleyebiliyoruz. Yapıda oksijen varsa bizim için oradaki ifade arkadaşlar. Azot varsa HX şeklinde yazılıyorsa kalıcı dipollik vardır. Kalıcı dipollik örneği de bizim için arkadaşlar polar molekülleri arasında görülen etkileşim türüdür. Şimdi bir diyelim. X ametali Y ametali ile 4 atomlu polar yapıda molekül oluşturur. X ametali, Y ametali ile 4 atomlu. Yani diyor ki X, Y, 3 gibi. Ha, şu da olamaz tabii ki. Y, X, 3 şeklinde de olabilir. Yani biz böyle bir yapı arıyoruz. Ve molekülde ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Polar. Peki biz bunu oluştururken hangileri şekliyle olabilir diyoruz. Birincisi, biz ikisinin de ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ametal olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Peki, ametal olanlar 6A7A olur. 6A1A hidrojense olur. Hidrojense olur. Ama 3A değil arkadaşlar bizim için. Metal, o zaman deniz ne yapamaz? Olamaz arkadaşlar. Peki diğerleri için söyleyelim. 4 atomlu yapıda 4A grubu karbon örneği, karbon şu şekilde, karbon şu şekilde oluşturuyor.
6A grubunda olanlar kaç puan yapıyor arkadaşlar? Hatta ben şöyle bir şey söylemiştim. Kendini 8'de tamamlayacak şekilde elektronlar alacak kullanacak demiştim. Doğru mu? O zaman 4A ve 6A grubunda oluşturduğu yapı kaç atomlu? 3 atomlu. O zaman bunu alamaz. 6A grubunda hangi elementimiz vardı? Oksijen. Bilmek zorunda değiliz arkadaşlar. Ben sadece örnek olsun diye. Kendini 8'de tamamlamak için kaç elektronun ihtiyacı var? 2. O zaman X 2 tane bağ yapacak. Yani Y dediğimizde bizim için 7A grubunda klor gibi arkadaşlar 2 tane bağ yapacak. O zaman sanki A'daki örnek için söylüyorum. O, F, 2 gibi bir yapı olacak arkadaşlar. Bitti. Bu da olmaz. Peki yine 6A grubunda ve 1A grubunda. 6A grubunda kaç bağ yapacak? 1A grubundaki hidrojense arkadaşlar, metalsiz zaten olamaz da hidrojen olabileceğini varsayarak söylüyorum. O zaman biz B için arkadaşlar şunu yazabilir miyim? H2O. Yine 3 atom. Peki X ve Ş grubunda kendini 8'e tamamlamaya çalışıyor. 8A grubu pardon 8'i tamamlamaya çalışıyor 5A grubunda. O zaman 3 tane bağ yapacak. Ve bunu da hidrojen olduğunu düşünürsem arkadaşlar X, Y3 şeklinde yani aradığım yapıyı oluşturmuş olurum arkadaşlar. Dolayısıyla da pratik bilgi olsun diye söylüyorum. Size verilen grup numarasını 8'e tamamlayacak şekilde bileşik oluşturduğumuz yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Dipol-dipol ile ilgili arkadaşlar bir örneğimizi şunu alalım. Bu arada anlamadığınız, kafanıza takılan bir yer varsa yazın arkadaşlar. Bunlarla ilgili, dipol-dipol ile ilgili var mı sorunuz bugün için? Eğer şeyse yazın arkadaşlar. Bakalım bunu beraber. X atomunun hidrojenle oluşturduğu bileşikte. Atomlar arası kovalent bağ. Şimdi atomlar arası kovalent bağ derken diyor ki X için. Ametaldir. Kovalent karakterinin olabilmesi için ametaller arasında olması lazım. Moleküller arasında da dipol-dipol etkileşimi vardır. Moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi. Dipol-dipol varsa da neye yarıyor demektir? Polar yapıyor demektir. Yani ametal olup polar molekül oluşturması lazım. Hidrojen. Peki diyor ki atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? Atom numarası. 6'yı 2, 4 diyebilir miyiz arkadaşlar? Yani bu adam hangi gruptadır? 4A grubunda. 4A grubunda hangi elementimiz var? Hemen düşün. Yaptığımız örnek. Karbon, hidrojenle şunları oluşturmadı mı? Geçen ders çizdiğimiz örnek değil miydi? Bir öncekinde gösterdiğimiz, hemen şöyle onu göstereyim. Pardon. Şuradaki olduğu gibi arkadaşlar, pardon. Şuradaki olduğu gibi CF4 şeklinde gösterdiğimiz yapı arkadaşlar. Yani karbona bağlı 4 tane bağ yapıcı durum var ve 4 grubun aynı olması durumunda moleküle ne demiştik? Apolar demiştik. O zaman biz buradan şöyle alırsak 4A grubunda olduğunu biliyoruz. 4 grubunda hidrojenle oluşturduğu için aynı olduğunu biliyoruz. O zaman bu yapı bizim için apolar yapı demektir. Yani X'in atom numarası 6 olmaz. Hidrojenin oluşturduğu bileşik 4 grup birbirine aynı olacağı için CH4 gibi düşünebiliriz. Yani burayı ben C yazdım ama bunu 4A grubunda düşünerek yoksa buraya direkt X olarak yazıp XH4 şeklinde yazarız arkadaşlar. Ben örnek olsun diye karbon aldım 4A grubunda evet, doğru için. Buraya kadar arkadaşlar sorumuz var mı? Kafanıza takılan herhangi bir yer var mıdır? Şimdi yukarıdaki bileşiklerin hangilerinde bileşik moleküller arasında dipol-dipol etkileşimi vardır? Biraz önce söylediğimiz gibi eğer dipol-dipol etkileşiminden bahsediyorsak arkadaşlar neden bahsediyoruz? Polardan. Bir, eğer karbona bağlı 4 grup aynıysa bu yapı apolar. 2.
Karbondioksit özel bir durumdu. Çizmiştik bunu arkadaşlar. Karbona bağlı, merkez atom elektronumuz yok. Karbona bağlı iki grup birbiriyle aynı. Bu yapı da bizim için apolardı. O zaman dikkat edin, 1 ve 3'ün olmadığı seçenekleri sildim. Pardon, olduğu seçeneklerden bahsediyorum. Tabii ÖSYM'e sorsaydın arkadaşlar bu kadar kolay gitmezdi. Ama yine de yani tercih şansımızı bayağı bir ilerletebiliriz bazı bilgileri öğrendiğimiz zaman. Bir daha söylüyorum, eğer yapıda OH gibi yapılar varsa, COOH gibi yapılar varsa, L varsa, P varsa, S varsa, arkadaşlar bu yapılar da vardır. OH gibi, COH gibi, azot, fosfor, kükürt varsa arkadaşlar, yapı kolayca bunu maddedir. Oksijenin istisnası, bir daha söylüyorum hani ezber mantığıyla, CO2'deki olduğu gibi arkadaşlar, yapı akıllar olabilir. Yani her oksijen gördüğümüzde, her sahada da değil, her oksijen gördüğümüzde de arkadaşlar, ona yamuluyoruz. Dikkat edeceğimiz şey, bazı temel bilgileri öğrenmek, karbon tetraklorür CCl4'te 4 grubun aynı olması, CO2'de oksijenler bizim için aynı olması, yapının apolar olduğu gösterir. Dipol dipolde polar etkileşim olduğu için ikincisi ve dördüncüsü tanecikler polar tır teriz arkadaşlar. Şimdi hepiniz için arkadaşlar burada dipol dipolle ilgili soracağımız kafamızı takılan herhangi bir yer vardır. Aklımıza takılan herhangi bir yer var mı arkadaşlar? Buradaki ifade de bizim için arkadaşlar. Buradaki ifade de polarlık dipol dipol içinde temel mantık şu. Polar moleküller dediğimizde kısmi pozitif ve kısmi negatifin oluştuğu elektronegatiflik değerinin yüksek olduğu, yani elektron çekim gücünün yüksek olduğu kısım, kısmi negatif, elektronegatiflik değerinin küçük olduğu kısımda kısmi pozitif olmak üzere iki molekülünde zıt kutuplar arasında meydana gelen çekim gücü bizim için dipol-dipol etkileşim olarak tanımlanmış olur. Bir ara verelim arkadaşlar. Ondan sonra bizim için de iyon-dipol etkileşimini anlatmış olalım. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bir tanesi de iyon dipol etkileşim dediğimiz kavram arkadaşlar. Burada da olay şu, iyon dediğimiz artı ve eksi yüklü tanecikten bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden artı ve eksi yüklü tanecikler bizim için iyon, artı yüklü olan katyon, eksi yüklü olan anyon olarak tanımlıyordu. Bunlara biz tek atomlu iyonlar diyoruz. Amonyum gibi yani NH4 gibi veya hidroksil gibi çok atomlu tanecikler de bizim için artı ve eksi yüklü taneciklerdir ve bunlara biz iyon tanımlamasını. O zaman diyoruz ki iyonlar ile polar molekül arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimi demektir. İyon ile polar molekül arasındaki etkileşim iyonla artı ve eksi yüklü tanecikleridir. Bunlar tek atomlu, çok atomlu olabilir arkadaşlar. Şimdi burada da bizim için x dediğimiz dikkat ederseniz doğrudan artı veya eksi yüklü. İyon dediğimiz doğrudan artı ve eksi yüklü. Polar molekül dediğimizde kısmi negatif ve kısmi pozitif. Diyoruz ki artı veya eksi yüklü bir taneciğin polar bir molekül arasında meydana gelen etkileşim iyon dipol etkileşimidir. Burada da zıt yüklü tarafların birbirini çekmesi ilkesine dayanır. Artı yüklü tanecik polar molekülün eksi kutbuyla arkadaşlar bir etkileşim oluşturur. Ve buna biz iyon dipol etkileşimidir diyoruz. Yani artı ve eksi yüklü bir taneciği polar molekülün zıt kutbu arasında meydana gelen etkileşimdir şeklinde tanımlanır. Yine bu sefer de eksi yüklü taneciği aldık. Y iyonu eksi yüklü anyonumuz arkadaşlar. İyonun polar molekülü eksi yüklü olduğu için artı kutbu arasında meydana gelen etkileşim bizim için arkadaşlar iyon dipol etkileşimidir. O zaman diyoruz ki artı veya eksi yüklü taneciğimizin
yani iyonumuzun. Polar molekülün artı veya eksi kutbuyla zıt olan hangisiyiz arkadaşlar? Burada eksi yüklümüz var, artıyla. Bir öncekinde artı yüklüydü, eksi kutbuyla meydana getirdiği etkileşim iyon dipol etkileşimidir. Mesela burada iyon dipol etkileşimi vardır. Bunun için arkadaşlar bir iyon arıyoruz. Yani artı veya eksi yüklü tanecik. Sodyum artı yüklü bir taneciğimiz mi bizim için? Nitrat eksi yüklü bir taneciğimiz mi? Peki KCl ile dediğimizde, o zaman KCl bir tuz olduğuna göre K artı Cl eksi şeklinde iyonlarına ayrışır mı? Yani ortamda potasyum iyonları da klor iyonları da var. O zaman iyon üçünde de var arkadaşlar. İkinci bu bağın oluşabilmesi için dipol etkileşimdir. Yani polar molekülün oluşması lazım arkadaşlar. O zaman polar molekül hangisidir? Hatırlıyorsanız demiştik ki eğer oksijen varsa, S varsa yapı polardır. CCl4 dediğimiz yapıda yine hatırlatalım hemen. Bakın hep aynı tür şeyi kullanıyorlar. Eğer karbona bağlı 4 grup birbiriyle aynıysa ya oksijen apolar. Karbona bağlı 4 grup birbiriyle aynıysa yapı apolardır arkadaşlar. Biz dipol içinde polar aradığımızda göre arkadaşlar ikincisi olamaz. 1 ve 3 bizim için iyon dipol etkileşimini oluşturur. Bunun da çözümüne şöyle bakmış olalım hemen. H2S'de biraz önce söylediğim gibi S varsa yapı bizim için polardır. Oksijen varsa yapı polardır. Eğer 4 grup birbiriyle aynıysa arkadaşlar yapı polardır. O zaman ikincisinin olamayacağını söyleriz. Çünkü biz ne arıyorduk arkadaşlar? İyonla polar molekül arasındaki etkileşim arıyoruz. O zaman bizim için arkadaşlar buradaki ifadeleri kullanarak da yine şunu su içerisinde çözüldüğüne dikkat ederek de potasyum ve klor iyonları şeklinde bunları ayırmış oluruz. Bunlar da bizim için iyon dipol etkileşimi arkadaşlar. Yine bunlar daha sonra göreceksiniz ama bir cümle olarak ben bulunsun aklınızda olsun. Bir maddenin su içerisinde çözülmesi benzer benzeri çözebiliriz. Polar polar içerisinde, apolar apolar içerisinde çözülmesidir arkadaşlar. Bu da dipol-dipol etkileşimi, polar polar, iyon dipol, işte tuzların su içerisinde çözülmesi gibi arkadaşlar. Yapılar bizim için çözülmeyi etkileyen faktördür deriz. London kuvvetleri dediğimizde arkadaşlar bizim için fiziksel kuvvetler içerisinde, zayıf etkileşimler içerisinde en güçsüz olanı, en zayıf olanı London kuvvetleridir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Zayıf etkileşimler içerisinde en zayıf etkileşim türü London etkileşimidir. Peki London etkileşimi kimler arasında meydana gelir dersek soy gazlar ve apolar moleküller arasında gerçekleşir. O zaman aynı atomlardan oluşmuş, hatırlıyorsanız demiştik ki H2 gibi Cl2 gibi, Br2 gibi. Bunu da şöyle göstermiştim. X2 gibi olan yapılar apolar demiştik. İki, soy gazlar. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon, neradon. Soy gazlarımız arkadaşlar. 8 argon bunları 8. sınıfta da gördünüz. 9'da periyodik tablo kısmında da gördünüz arkadaşlar. Soy gazlarımız. Bir diğeri, geçen derste söylemiştik, karbon ve hidrojenden oluşan tüm bileşikler apolardır. O zaman bizim için CH4, CH6H6, CH4 apolar. Karbondioksit özel bir durumdu, yine çizip gösterelim. Karşılıklı olarak atomlar birbirine eşit olduğu için yapı apolar arkadaşlar. O zaman diyoruz ki, apolarla apolar molekül arasında soy gazla apolar molekül arasında meydana gelen etkileşim London etkileşimidir. Yani apolar moleküllerle soy gazlar arasında görülen en zayıf etkileşim türüdür. O zaman London kuvvetlerini içeren yapıların erime ve kaynama noktaları da çok çok düşüktür arkadaşlar.
Tekrar söylüyorum, London etkileşimi, zayıf etkileşimler içerisindeki en güçsüz olanıdır. Soy gazlarda ve apolar molekümlerde görülür. Bunlar da geçici dipoller oluşturur. Yani anlık dipoller oluşturur arkadaşlar. Polar tanecikler kalıcı dipol, apolarla ve soy gazlarda London etkileşimine sahip olan tanecikler de geçici dipolleri oluşturur. Şimdi şu söylediğimiz ifadeyi kullanıcı olduğunu söylemiş olalım. Apolar moleküller veya soy gaz atomlarındaki elektronların anlık olarak bir bölgede yoğunlaşmasıyla anlık dipol veya tutulaşma ithal edilir. Elektron yoğunluğunun olduğu bölge geçici olarak negatif, diğer bölge pozitif yüklenir. Tanecikler geçici dipol yapıyı meydana getirir. Geçici dipolü indiklenmiş dipol olarak tanımlanır. Ve buradaki etkileşim dipol indiklenmiş dipol etkileşim ya da London kuvvetleri şeklinde meydana gelmiş olur. Hani hatırlıyorsanız London kuvvetlerini anlatırken şöyle bir şey söylemiştim. Tanecikleri elim olarak düşünün. Çarpıştı, ayrıldı, elim biraz acıdı, ısındı, elim de sonra geçiyor. Tanecikleri birbirleriyle çarpıştıkları anda meydana gelen etkileşim bizim için geçici dipol dediğimiz veya anlık dipol dediğimiz kısmı oluşturan yapıdır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, soy gazlar ve apolar moleküllerde London etkileşimi gerçekleşir. Bunların birbirleriyle çarpışmaları sonucunda da anlık dipol dediğimiz geçici dipoller meydana gelmiş olur arkadaşlar. London kuvvetleri geçici kutuplanmada meydana gelmesinden dolayı polar moleküllerde London kuvvetleri vardır. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece burada polar apolar diye düşünmeniz gerek yok. Tüm taneciklerde bu iyonik yapılarda, moleküler yapılarda, soy gazlarda, tüm yapılarda London etkileşimi vardır. Tüm yapılarda London etkileşimi var. Şimdi bunları birkaç tane cümleyle London kuvvetleri geçici kutuplanmadan dolayı meydana gelen polar moleküllerde apolar moleküllerinde soy gaz atomlarında yoğun fazla sadece London kuvvetleri görülür. Yani biraz önce şurada söylediğimiz örnek London kuvvetleri apolar moleküllerinde soy gaz atomlarında görülür dediğimiz bu etkin olarak görülmesi demek arkadaşlar. Yani sadece bunlar var. Apolar moleküllerinde ve soy gazlarında sadece London kuvvetleri var. Ama tüm tanesinde de London kuvvetleri ne olduğunu biliyoruz. Zayıf etkileşim içerisinde zayıf olanı söyledik biraz önce. Apolar moleküllerde hatırlıyorsanız arkadaşlar ben şöyle söylemiştim. Oradaki yorumu da tekrar hatırlatalım. Van der Waals etkileşimleri taneciklerin hareketi esnasında birbirleriyle çarpıştıkları anda meydana gelen etkileşim. Şimdi taneciklerin şuna elin birer tanecik düşünün dedim. Çarptı bir etki meydana. Parmaklarını direkt tanecik düşünün. Etki aynı mı? Parmağın yaptığı etkiyle elin yaptığı etki aynı mıdır? Hayır. O zaman diyoruz ki eğer taneciğin yüzey büyüklüğü artıyor ise, elektron sayısı artıyor ise, molekül ağırlığı artıyor ise Van der Waals etkileşimleri yani London kuvvetleri artıyor. O zaman biz diyoruz ki Van der Waals etkileşimleri London kuvvetleri elektron sayısına doğrudan bağlı. Moleküler elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri artar. Elmenin kaynama noktasında artmış olur arkadaşlar. Temel mantık bunun üzerinde kurulur. O zaman apolar moleküllerde elektron sayısı arttıkça Van der Waals etkileşimi artar. Erime ve kaynama sıcaklığı da artmış olur. Mesela karbondioksit apolar, helyum apolar. Bu elektron sayısı bizim için 44, molekül ağırlığı 44 arkadaşlar. Helyum molekül ağırlığı 4. Elektron sayısı olarak alırsak da, elektron sayısı helyumun 2, 8, 16, 6, bunun elektron sayısı da 22. O zaman karbondioksit Van der Waals etkileşimi helyuma göre daha güçlü, erime kaynama noktasına göre daha güçlü. O zaman London etkileşimleri tüm taneciklerde bulunur. En zayıf etkileşim türüdür. Ve bizim için de elektron sayısı arttıkça Van der Waals etkileşimi diğer bir tanesi London etkileşimi kuvveti artar. Bu da erime ve kaynama noktasının artışını gösterir arkadaşlar.
Bu da bizim için normal kuvvetlerle ilgili yapacağımız ifade. Şimdi örnek olsun diye değerleri bilmek zorunda değiliz arkadaşlar. Bunu defalarca söyledim. Hiçbirini ezberlemek zorunda değiliz. Flo 7A grubu elementimiz. Elektron sayısı 18. Klor 7A grubu 34. Brom 70. İyot 106. Hatırlıyorsanız bunlar 7A grubu elementlerinin yukarıdan aşağıya doğru inmiş hali. Dikkat ederseniz aşağıya doğru elektron sayısı ne yaptı arkadaşlar? Arttı. 188 derecede kaynayan flor, 34'te kaynayan klor, 59'da kaynayan brom, 184'te kaynayan iyot. Yani buradan biraz önceki söylediğimiz sonuca ulaşıyoruz. Diyoruz ki bir taneci apolar ve soygazlar için söylüyoruz. Bir taneci elektron sayısı arttıkça kaynama noktası da bizim için artar arkadaşlar. Elektron sayısı azaldıkça kaynama noktası da azalır. Yani elektron sayısı da doğrulandırılır deriz. Şunları yine söylüyorum, bilmek zorunda değiliz arkadaşlar. Sadece karşılaştırma olarak bilin bizim için yeterli. Şunu öğrenmişsinizdir. Flor gaz halinde, klor gaz halinde, brom sıvı halinde, iyot katı halinde arkadaşlar. Bunun sebebi, yani farklı fiziksel hallerinde olmalarının sebebi normal etkileşimlerin farklı olması. Lütfen yani soru içerisinde bunları kullanabilirler. Klor gaz, klor gaz, brom sıvı, iyot katı halinde bulunur. Dolayısıyla bunlar bizim için arkadaşlar farklı fiziksel hallerde bulunmalarının sebebi normal etkileşimlerin birbirinden farklı olmasıdır. Temel mantık bunun üzerine kurulur arkadaşlar. Şimdi burada bazı etkileşimleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Dipol-dipol etkileşimleri neydi? Bir tanesini ben yapayım. Polar arasındaki etkileşim. Demiştik ki mesela HCl bizim için polar bir moleküldü. HCl de polar bir moleküldü. O zaman iki tane polar molekül arasında meydana gelen etkileşim dipol-dipol etkileşimdir. Hadi bir örnek daha yazalım. Su bizim için polar bir moleküldü. Aynı şekilde hadi bunlardan bir tanesini yazmıyorum. H2S'i yazmış olduk. İki tane polar molekül arasında meydana gelen etkileşim bizim için dipol-dipoldü. Diğerlerini arkadaşlar siz eklersiniz biraz önce polar yapıları al. İyon dipol etkileşimlerine örnek yazın. İyon dipol etkileşimlerine arkadaşlar şöyle söyleyelim. İyon artı veya eksi yüklü tanecik. Dipol polar tanecik. Mesela potasyum iyonlarıyla hidrobromik asit arasında meydana gelen yapı iyon dipol etkileşimidir. Mesela sülfür eksi 2 arkadaşlar anyonumuz. Su mesela polar taneciğimiz. Dolayısıyla da artı ve eksi yüklü bir taneciğimiz iyonla polar arasında meydana gelen iyon dipol etkileşimleri şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. London kuvvetlerinde 5 tane örnek. London kuvvetleri demiştik ki soy gazlar arasında. Örneğin argonla argon arasında. Meydana gelen etkileşim London kuvvetleri. Veya apolar olan H2 ile Br2 arasında ikisi de apolar olduğu için London kuvvetleri. Veya karbondioksitle apolar flor apolar. O zaman soy gazlarda ve apolar tareciklerde meydana gelen etkileşim non-bond etkileşimi olarak tanımlanmış olur arkadaşlar. Buraya kadar söylediğimiz zayıf etkileşimler arkadaşlar. London etkileşimleri, dipol-dipol etkileşimi ve iyon-dipol etkileşimi bizim için van der Waals etkileşimleri olarak tanımlanır. Zayıf etkileşimlerin ikincisi ise bizim için hidrojen bağlıdır. Şimdi hidrojen bağı ne kadar arkadaşlar? Sorumuz var mıdır? Anlamadığınız, kafamıza takılan bir yer var mı arkadaşlar? Bununla ilgili. Şimdi hidrojen bağı ile ilgili arkadaşlar şöyle söyleyelim.
hidrojen elementini flor, oksijen ve azot ile doğrudan bağlı olmak koşuluyla arkadaşlar. Doğrudan hidrojenin flor, oksijen ve azot ile bağlı olması koşuluyla meydana getirdiği bağ türüne biz hidrojen bağı diyoruz arkadaşlar. HF'de hidrojenle flor arasında bir bağımız var mı? Var. HF'de var mı? Var. O zaman birinin hidrojeniyle diğerinin flor arasında, iki molekül arasında. Birinin floru, diğerinin hidrojeni arasında meydana gelen etkileşim hidrojen bağı. Veya NH3 yapısında, şurada olduğu gibi. Birinin azotuyla diğerinin hidrojeni arasında meydana gelen etkileşim bizim için hidrojen bağımız. O zaman diyoruz ki hidrojen elementinin flor, oksijen ve azot ile doğrudan bağlı olmak koşuluyla meydana getirdiği etkileşim bizim için hidrojen bağımız. Mesela burada amonyak moleküllerin ikisi arasında, ki biraz önce söyledik, amonyak elektronegatifliği büyük olduğu için kısmi negatif, hidrojen tarafı da kısmi pozitiftir. Şurası kısmi pozitif, şurası kısmi negatif. İki molekülün hidrojeni ile azot arasında meydana gelen etkileşim bizim için hidrojen bağımız. Amonyak molekülünde NH3 için söylüyoruz. NH3'teki azot tarafı kısmi negatif, hidrojen tarafı kısmi pozitif. Bir molekülün azotuyla diğer molekülün hidrojeni arasında meydana gelen etkileşim bizim için hidrojen bağımız. Veya şuradaki örneğimizi alırsak arkadaşlar bizim için suyun içerisinde oksijen tarafı kısmi negatif, oksijen tarafı kısmi negatif, hidrojen tarafı kısmi pozitif. İki su molekülünün oksijeni ile hidrojeni arasında meydana gelen etkileşim bizim için hidrojen. Veya diğerinin hidrojeni ile oksijeni arasında meydana gelen etkileşim bizim için hidrojen. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, iki molekül arasında nokta nokta ile gösteriliyorsa bunlar zayıf etkileşim. Çizgi halinde gösteriliyorsa bunlar güçlü etkileşim. Zayıf etkileşimin türüne de karar verebilmek için hidrojen elementinin flor, oksijen ve azotla ilgili fon grubu ile ilgili oluşturduğu yapı arkadaşlar bizim için hidrojen bağını oluşturur. Şimdi açık halini olumsuz örneğini verdiğimi bırakayım. Şunu alalım ondan sonra. HF'de ilgili de arkadaşlar. HF'de biraz önce söylemiştik. Hidrojen tarafı kısmi pozitif, flor tarafı kısmi negatif. Bunun hidrojeni ile bunun hidrojeni arasında meydana gelen arkadaşlar bizim için hidrojen. E hocam hidrojen bağı sadece aynı moleküller arasından mı gerçekleşebilir? Tamam. Hayır arkadaşlar. Farklı iki tane molekül olabilir. Mesela şuradaki yazdıkları su örneği ve amonyak örneğinde olduğu gibi. Suyun oksijen tarafı kısmi negatif hatırlıyorsanız. Böyle çizerse. Bizim için de burası kısmi pozitifti. O zaman oksijenin kısmi negatifiyle hidrojenin kısmi pozitif arasında meydana gelen bağ bizim için hidrojen bağıdır. Dolayısıyla amonyak molekülündeki hidrojenle suyun içerisindeki oksijenin bir araya gelir oluşturduğu yapı bizim için hidrojen bağıdır. Şöyle tekrar söyleyeyim, karalanmış gözükmesin arkadaşlar. Buradaki yapı anlayış. Cümlemiz şöyleymiş arkadaşlar. Hidrojen bağlandırıldığı gibi ortaklanmamış elektron kalmayan hidrojenin ortaklanmamış elektron olan komşu moleküllerdeki merkez atomları uyguladığı çekim kuvveti. Yani buradaki hidrojenle buradaki flor çekim kuvveti. Hidrojen bağı aynı moleküller arasında olabileceği gibi farklı moleküller arasında da gerçekleşebilir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da hidrojen bağı, hidrojen elementinin flor, oksijen ve azot ile flor, oksijen ve azot ile doğrudan bağlı olmak koşuluyla oluşturduğu bağ türüdür. Fiziksel bağlar içerisinde, zayıf etkileşimler içerisinde en güçlü bağ türüdür. Şimdi hidrojen atomu bulunduran her bileşik hidrojen bağı içerir mi? Kuralımız neydi arkadaşlar?
Hidrojen bağının olabilmesi için şunların olması lazım. Su. Hidrojen var mı? Var. Oksijen var mı? Var. O zaman şu iki şahsiyet sağladığı için burada hidrojen bağı vardır. HBr'de hidrojen var mı? Evet var. Peki kloroksijen azotundan herhangi biri var mı? Yok. O zaman demek ki burada hidrojen bağı yok. O zaman her hidrojen içeren yapı hidrojen bağı içerir demek doğru değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için burada da hidrojen bağı fon grubunu içermesi gerekir. İkinci bir kavram arkadaşlar. Dedim ki biraz önce. Hidrojen bağı zayıf etkileşimler içerisinde en güçlü olandır. Yani nereye götürür bizi? O zaman hidrojen bağı içerisinde kaynama noktaları da ayrıştırılır. Hemen bir grafiğimiz şöyle aldık. Normalde dikkat ederseniz bakın şu adam yani kükürt 3. periyot elementi. 4. periyot elementi. 5. periyot elementi. Dikkat ederseniz bakın 4, 5 şeklinde gidiyor. Yani suyun aslında nerede olması gerekir? Aslında su şurada olmalı. Yani şuradaki kurala uygun olarak suyun orada olması gerekiyor. Yani eksi 80'lerde. Ama dikkat ederseniz şuradaki vatandaşların gittikçe artarken suyun başlangıçta değeri çok daha yüksek. Peki bunun sebebi nedir dediğimizde arkadaşlar? Aslında olması gereken yapı bizim için orasıydı. Şöyle sileyim. Olması gereken yapı bizim için buradaydı. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar burada o zaman diyoruz ki suyun kaynama noktası kuralın dışına çıkmasının sebebi hidrojen bağı. Aynı şey HF için geçerli. 7A grubunda. HCl, HBr, H'ı dikkat ederseniz kaynama noktaları artıyor. Ama HF2 daha büyük. Bunun daha büyük olmasının sebebi hidrojen bağı içerisinde. Veya amonyak arkadaşlar. Normalde pH3, ASH3, SbH3 antimon arkadaşlar da. Aslında bunun da daha düşük olması gerekirken amonyak da daha büyük. O zaman diyoruz ki aynı gruptaki maddelerin su, HCl-NH3 çıkarttığımız zaman şu kritere uygun davrandığını görüyoruz. Yani gittikçe artıyor. Bu değerlerin daha küçük olması gerekiyor. Daha büyük olduğu görülüyor. Bunun sebebinin de suyun, HF'in ve amonyağın arkadaşlar hidrojen bağlı içermesinden. O zaman şu genellemeyi yapar mıyız? Zayıf etkileşimler içerisinde hidrojen bağı içeriyor ise o taneciklerin kaynama noktaları daha yüksektir. Tam bu arada şunu söylemiyoruz. İyonik bileşikler varsa onlar iken yüksek. Biz zayıflar arasında karşılaştırma yapıyoruz. Zayıflar arasında en güçlü olan, zayıflar arasında en güçlü olan hidrojen, sonra dipol dipol, sonra iyon dipol, en zayıf olan da homojen bileşikler. Tekrar söylüyorum. Zayıf etkileşimler içerisinde en güçlü olan hidrojen, daha sonra dipol dipol, iyon dipol, en sonra da bizim için non-non etkileşimidir. Ve tekrar ifade ediyorum, kaynama noktalarının farklı olmasının sebebi hidrojen bağıdır. Bu biraz önce söylediğimiz ifade arkadaşlar. Burada buyurdu suyun, hatta şöyle başka ifadeyi almış mı? Yok, sadece olmuş. Suyun kaynama noktasının yüksek olmasının sebebi biraz önce söylediğimiz gibi hidrojen bağı gibidir. Hidrojen bağı zayıf etkileşimler içerisinde biraz önce ifade ettik en kuvvetlisi. O yüzden hidrojenin aynı grup amifenleriyle oluşturduğu bileşiklerde hidrojen bağı içeren yapılar HF'den bahsediyoruz arkadaşlar. HF, HCl, HBr, HI şeklinde yüksek olmasının sebebi hidrojen bağıdır deriz. Şimdi burada da kaynama noktalarına göre karşılaştırın dediğimizde en güçlü olan etkileşim hangisidir? Bizim için NaCl iyonik bağ arkadaşlar. İyonik bağ en güçlü bağ türümüzdür. En güçlü bağ türümüz olduğu için kaynama noktası en yüksektir. İlk önce güçlü etkileşimlere bakıyoruz. O zaman NaCl bizim için iyonik bağdır. Kaynama noktası en yüksektir. O zaman üçüncünün en büyük olduğunu biliyoruz. Şunları seçelim. Sonra apolar moleküllerde F2 bizim için arkadaşlar. Apolar molekül
Bunlarda sadece London kuvvetleri vardı. En zayıftı. O zaman birinde kaynama noktası en düşüktür. Peki su ve H2S. Su şöyle bir şekilde arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz. H2S yine şekli aynı. Şöyleydi. Şöyle bizim için. Şöyle oldu. Neydi bunları? Şimdi bunun hepsi de fuarda arkadaşlar. Yani bunların ne isteri? Dipol etkileşim olur. Olar oldukları için. Ancak fon grubu içerdiği için bu şahsiyette bir de hangi bağları var? Hidrojen bağı. Demiştik ki hidrojen bağı içeren yapıların derinme ve kaynama noktaları çok daha yüksektir. O zaman suyun derinme ve kaynama noktası daha yüksektir. Deriz arkadaşlar. Hemen mantıkla bunun üzerine kurulmuş olur. Hidrojen bağı içeren yapılarda da şunu unutmayın. Yapıda OH, COOH, yapıda NH2 yapıları varsa arkadaşlar bunlar hidrojen bağı içeriyor. OH, COOH ve NH2 gruplar varsa hidrojen bağı içerir diyoruz. Bunlar da bizim için hidrojen bağı içeren yapılar daha önce söylemiştik. Benzeri çözel ilkesinde daha iyi çözülmelerini sağlar. Polar polar içerisinde, apolar apolar içerisinde iyi çözülür arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta bunlarla ilgili biraz soru çözeceğiz. Kimyasal türler arası etkileşimin tamamıyla ilgili şöyle genel bir ifadeyle soru çözümüyle ürünü bitirmiş olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.